Harika iş çıkardınız. Ama diyelim ki yönetmen biraz daha farklı çeşitlerde robotlar istemeye karar verdi. Ve artık üç farklı robot parçamız var. Kafa, gövde ve kollar. Üç farklı parçamız olduğunda tablo artık işe yaramaz. Üç parçanın farklı şekillerde nasıl bir araya geleceğini anlayabilmek için farklı bir yönteme ihtiyacımız var. Hatta 2, 3, 4 veya çok daha fazla parça olduğunda da işimizi görecek bir yöntem olması tabii ki daha da iyi olur. Yeni bir problemi çözmeye ilk başladığımda o soruyu çözmesi daha kolay küçük parçalara ayırmaya çalışırım. Mesela bu örnekte iki kafa ve üç gövdeyle yapabileceğim robot sayısını saymayla başlamak gibi. Kafalarda iki seçeneğim olduğunu şöyle bir çizimle gösterebilirim. Gövdelerde de üç seçeneğim olduğunu şöyle bir çizimle gösterebilirim. Çizimin şu halindeki sorun, sanki sadece 5 farklı kombinasyon mümkünmüş gibi görünüyor olması. Bu iki çizimi 6 farklı robot kombinasyonunu gösterecek şekilde nasıl birleştirebileceğinizi biraz düşünün.